Uzun zaman önce tüm dünyada kabul gören bir görüş vardı. Dünya evrenin merkezindeydi ve güneş dahil olmak üzere tüm gök cisimleri bizim etrafımızda dönüyordu. Bugün bu inanışın, yani geosentrik modelin, yanlış olduğunu biliyoruz. Ancak görünüşe göre bu hala herkesce kabul edilen bir gerçek değil. Amerika'da yapılan bir araştırmada 2000'in üzerinde kişiye dünya mı güneşin yoksa güneş mi dünyanın çevresinde dönüyor sorusu sorulmuş. Ve 250'den fazla kişi güneşin bizim çevremizde döndüğü cevabını vermiş. Fakat bahsettiğimiz gibi bu görüş bir zamanlar bizim kozmosa bakış açımızın temelinde yatıyordu. İlk olarak Yunan filozoflar dünya merkezli evren modelini ortaya attılar. NASA'ya göre M.Ö. 380'li yıllarda Evdoksus bu modeli ilk olarak ortaya atan kişiydi. Ardından Aristo daha detaylı bir model çıkardı ve sonrasında Batlamyus, büyük bileşim olarak bildiğimiz 2. yüzyıla ait Almagest eserinde bu modeli son haline getirmiştir. Yine NASA'ya göre Batlamyus çalışmaları ile Yunan astronomisinin zirvesi haline gelmiş ve bu model de bundan sonra 1500 yıl kadar kabul edilmiştir. Binlerce yıl boyunca insanlar gökyüzüne bakarak evreni anlamaya çalışmış ve teknoloji ve bilim sayesinde de bu anlayış büyük bir evrim geçirmiştir. Yine de biz de gökyüzüne baktığımızda, etrafımızda dans eden yıldızları ve gezegenleri gördüğümüzde antik Yunanlıları anlayabiliriz. Ben merkezci bir bakış açısı elinde teleskopları olmayanlar için çok anlaşılır bir durum. Ve bu modele biraz daha yakın baktığımızda, özellikle Batlamyus'un çalışmalarını baz alarak daha sonra şekillenen bu modelde dünya çok küçük bir daire içinde hareket ederek neredeyse sabit kalırken ardından Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün sırası ile dünyanın çevresinde döndüğü görüşe hakimdi. Yıldızlar haliyle çok daha uzakta, yine bizim etrafımızda dönmekteydi. Tabii bir de bu model dönemin baskın dini görüşüne de uyuyordu. Dünyayı ve göğü ve insanı yaratan Tanrı olduğu için bizim evrenin merkezinde olmamız gerektiği görüşü hakimdi. Ancak elbette zamanla gelişen bilimsel modeller sayesinde bir sistemin davranışı tahmin edilerek bilim yasaları ile ilgili bildiğimizi düşündüklerimiz test edilmeye başlandı. Bilimsel modellerde gözlemler bir modelin tahminleriyle uyumluysa bu modelin doğru çalıştığını varsayarız. Ancak gözlemler örtüşmüyorsa modelin yeniden gözden geçirilmesi gerekir haliyle. İşte yaklaşık 1500 yıl kadar çok iyi çalışan bu model 16. yüzyılda Kopernik'in meydan okuması ile sarsılmaya başlayacaktı. Dünya merkezli modelde karşılaşılan karmaşık yörüngeleri güneşi merkeze koyarak basitleştirmiş ve daha basit ve daha iyi çalışan bir model ortaya çıkarmıştı. Dünyanın değil, güneşin merkezde olduğu fikri haliyle hem bilim hem de din çevrelerince çok iyi karşılanmayacağı için Kopernik bu modeli açıkladığı Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine adlı eserini öldüğü yıl olan 1543'e kadar saklamış, ancak bu yıl içinde yayımlamıştır. Kopernik'in modeli gezegenlerin hareketlerindeki değişimleri çok daha iyi açıklamasına rağmen bu modelin de haliyle eksikleri vardı. Örneğin Kopernik Mars'ın retrograde olarak bildiğimiz hareketinin sadece Dünya Mars'ı geçerken oluşan bir illüzyondan ibaret olduğunu söylemişti. Ancak Kopernik'in bu hareketleri tam olarak açıklayamamasının sebebi aslında gezegenlerin yörüngelerinin tam bir daire olduğunu düşünmesiydi. Bunu düzelten de başka bir isim, Johannes Kepler olacaktı. Kepler, daire yerine eliptik yörüngeleri ortaya attığında aslında gözlemler ile tahminler artık örtüşecekti. Güneş merkezli model artık kabul edilmeye başlanacaktı. Fakat bu yine yavaş olacaktı. 1500 yıldır kabul gören bir görüşün değişmesinden bahsediyoruz. Bu sancılı süreci değiştirecek olan da Galileo Galilei'nin teleskobu alarak 1610 yılında gökyüzüne bakması olacaktı. Galileo teleskobu ile sayısız keşif yapmıştı, ancak özellikle ikisi güneş sisteminin güneş merkezli modelini doğrulayacaktı. Birincisi, Galileo Jüpiter'in yörüngesindeki uyduları gözlemlemişti. Yani başka cisimler başka cisimlerin yörüngesinde dönebiliyor anlamına geliyordu bu. İkincisi ise ayımız gibi Venüs'ün de evreleri olduğunu keşfetmesiydi. Bu da Venüs'ün güneşin yörüngesinde olduğunu ve artık dünyanın ve bizim evrenin merkezinde olmadığımızı doğrulayacaktı. Bu elbette hikayenin sonu değildi ve elbette bu model de birçok değişime uğradı, ancak burada olan bir paradigma değişimiydi. Binlerce yıl boyunca kalıplaşmış inanışların, ben merkezci bakış açısının sonuydu bu. İnsanın artık evrenin tek sahibi olmadığının kanıtı belki de.
evrenin merkezinde olmadığını. Bu değişim işte bilimsel bakış açısının da en önemli aşamalarından biriydi. İnsanın önemsizliğini anlaması. Bunun insanı umutsuzluğa düşürmesi gerektiğini düşünebiliriz. Ancak tam tersine merak duygusunu inanılmaz körükleyen bir değişimdi bu. Ve merak duygusu, doğru soruları doğru yaklaşımlarla cevaplamaya çalışma dürtüsü bilimin en önemli yaklaşımı olacaktı. Bitirmeden, bu tip içerikleri kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.